Değerli spor alternatif izleyicileri, yepyeni bir programla karşınızdayız. Bugünkü konuklarımız Girne Spor Birliği Başkanı Ahmet Aknar ve AS Başkan Ziya Tüzel. Dilerseniz uzatmadan hemen konuklarımıza dönelim ve programımızı başlatalım. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biz kulübümüz adına size teşekkür ediyoruz böyle bir imkanı bize verdiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Ta Girne'den kalktınız, evet. Buralara kadar geldiniz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Her programlarda koşa koşa davet aldığımız zaman geliyoruz. Aslında iyi olacak hocam, çünkü tamamıyla ülkemizde çok yaygın olmayan bir dönem. Çünkü herhalde biraz sonra siz de bahsedeceksiniz. Masa tenisi, evet. Özellikle ağırlıklı konuşacak. Hem yaptığınız faaliyetleri öğrenmiş olacak. Bunun yanında da daha fazla yaymak için önerileriniz olacaktır mutlaka. Bölgede yaptığınız faaliyetler, nereye kadar eriştiğiniz, kimlere kadar ulaştığınız, hepsi bunları size dinleyeceğiz. Evet, derseniz kısa sizi bir tanıyalım. Ben biliyorum gerçi de izleyicilerimi de tanıması açısından. Kısaca kendinize bir bahseder misiniz? Şimdi biz Girne Spor Birliği'ni 2011 Aralık ayında kulüpleştirdik ve 2012'den itibaren de Girne bölgesinde özellikle masa tenisini yaygınlaştırmaya çalıştık. Tabii bizim kulübümüz basketbolla beraber başlamıştı faaliyetlerine. Hı hı. Fakat basketbolda hedef olarak çocuklarımıza, sporcularımıza gösterecek bir şey bulamadık. Yani bir doğru hedef bulamadığımız için masa tenisine döndük. Masa tenisi de ülkede, tek Türkiye'de oynayabilen kulüplerimiz var. Ve hedef olarak Türkiye'yi gösterdik. Çocuklarımız yani katılıyor. Şu anda da aynı hedef doğrultusunda devam ediyoruz çalışmalarımıza. Birkaç kelime de ben de söyleyeyim. Evet, yani burada yani Ahmet hocam eğitimci, öğretmen, ben de eğitimci, öğretmenim. Biz hep kendimizi sorumlu tutuyoruz. Yani bu çocukların, gençlerin büyüme noktasında sporun içinde, sporu bir alışkanlık haline nasıl getirilir noktasında kendimize dert eden insanlardan biriyiz aslında. Çok güzel yaklaşım. Yani. Sen de, Ahmet hoca da, ben de geçmişte futbol oynadık. Evet. Ve sporun futbol olmadığı gerçeğinin de farkındayız. Evet. Ve çocuklarımıza da özellikle bu salon sporları, alternatif sporlar noktasında nasıl farklı bir fırsat tanıyabiliriz noktasındaydı aslında bizim kulüp kurarken girişimimiz. Özellikle Girne'de de bu noktada çok büyük bir eksiklik var. Yani futbol, evet, en popüler ve Girne'de de şu an en gözde sporların biri, ama onun dışında ne var noktasında? Futboldan nereye kadar? Nereye kadar? Bir daha soru var. Nereye kadar? Elverişli değil. Aynen. Ve futbolun geleceği nokta belli. Onun dışında dış temas noktası yok ya da kaç kişiye ulaşabilir noktası. Biz salon sporları noktasını gündeme getirdik. İşte Ahmet hocam bahsettiği kuruluşumuzdan kurduk. İki branşta başladık. Basketbol, masa tenisi. Ama başladıktan sonra gördük ki masa tenisinde önümüz inanılmaz bir şekilde açık. Ve altyapımızı ona göre daha çok o noktaya getirdik ve kulübümüzü kurarken biz Girne'deki gençleri spor alışkanlığı nasıl kazandırırız, onun derdine düştük. Bu bir süre sonra, bu alışkanlığı kazandıktan sonra işte başarı da geliyor. Tabii, yani bu çocukların çalışması, sistemi sonra bir hedefler geliyor ortaya. Hedeflerde işte bu başarılar ve kendi kendine yavaş yavaş bu kulübü kurduk ve gidiyoruz. Peki hocam, masa tenisi dedik, tabii ki ağırlıklı olarak basketbol da var da. Hangi kategorilerde? Şimdi masa tenisinde tamam, güzel, masa tenisinde yarışıyoruz da hangi kategoriler var? Yaş grupları veya yıldızlar, gençler olarak mı ayrılıyor? Yok, da bir tabii istiyorum. Şimdi federasyonun organize ettiği ligleri var. Hı-hı. Ve minikler liginden başlıyor, yıldızlar, gençler ve büyükler ligi olarak. Peki Girne Spor Birliği bütün branşlarda var mı? Bir tek Girne Spor Birliği'dir federasyonun bütün branşlarına katılan. Tüm kategorilerde var. Evet. Yani bizden eski kurumlar, Girne Amerikan olsun, Yakın Doğu olsun, onlar maalesef belli başlı kategorilere katılıyor, ama biz hedefimiz neydi? Hepsine, çocuklarımızın, madem ki sporcularımız vardır, onlara girmek, oralarda mücadele etmek. Ve biz girdikten sonra masa tenisi Girne'de korkunç bir atılım gösterdi. Ve şu anda da yani sayı olarak da baktığınız zaman Kıbrıs'ta en fazla sporcuya sahip, lisanslı sporcuya sahip kulübüz. Evet. Peki bu, şimdi şunu da sorayım size. Bugüne kadar işte başladık. Faaliyetlerimiz hangi faaliyetlerde bulunduk? Daha doğrusu başlarken işte bir hedef koymuşuzdur mutlaka. Var mı diyor bir hedefimiz? Bugüne kadar nerelere geldik? Şu anda önde miyiz, geride miyiz? Bunu da merak ediyorum. Şimdi tabii biz kulüp olarak
büyük hedefler koyduk aslında. Hı hı. Ama dedi ki yavaş yavaş adım adım bu hedefe ulaşacağız. Yani kurulduğumuz yılda miniklere girdik, yıldızlara girdik. Ondan sonra bir sonraki yıl gençlere girdik. Daha sonra bütün liglerine girmeye başladık. Biz gördük ki antrenör sıkıntımız var. Yani ülkenin şartlarında antrenör. Evet. Var antrenörlerimiz ama belli bir yere kadar duruyor. Bu bizim çocuklarımıza daha farklılıklar hedefi yaratmak istedik. Hedef evet. Yüksekse. Ve evet. Biz kulüp olarak ki hiçbir kulüp bilmiyorum tabii. Ben Ziya Hocam bilmem hatırlar mı var mı? Yani bizim yaptığımız etkinlikler çok. Yani kulüp olarak baktığınızda. Biz geçmiş yıllarda Türkiye'den takımlar getirdik, antrenörler getirdik. Kazakistan'dan takım getirdik, antrenör getirdik, oyuncular getirdik. Çin'den geçen yıl 30 kişilik bir kafile getirdik. Evet. Yani bu bizim çocuklarımızın görüşünü ve oyun şeklinin tamamen mutlaka değişmesine tabii sebep oldu. Tabii. Ve şu anda yani bir baktığınız zaman bizim hedefimiz nedir? Türkiye liglerinde oynamak ve şu anda Allah kısmet ederse önümüzdeki perşembe günü yani önümüzdeki perşembe Terfi Ligi'ne gidiyoruz. Erkeklerimiz de kızlarımızın sınavlarından dolayı kızlarımız da gidecekti. Olmadı. İnşallah onlar da gelecek yılda şimdi devam edecek. Bu soruya geleceğim aslında programın sonunda ama size söyleyecek bir şeyin var galiba. Yani gene aynı şeylerden bahsedecektim. Ben de yani hedefler nedir noktasında falan. Yani aslında kısa sürede belli başarılara ulaştık. Yani biz altyapıya verdiğimiz önem bizi 2-3 yılda belli branşlarda hemen şampiyonluk noktasına getirdi. Ama ciddi çalışıyoruz. Ciddi hocalarımızla çalışıyoruz. Mesela yıllardır bekleyip mesela biz Büyükler Ligi'nde geçen yıl Kadınlar Ligi'nin şampiyonu olduk. Erkekler Ligi'ni ikinci bitirdik. Bu da kısa bir sürede büyük bir başarı. Evet. Evet. Ha, çok burada, kısa bir süre. Bu yani seçtiğimiz antrenörler sporcu antrenör olarak da bize katkı koydu büyüklerde ve bu şampiyon mesela yıldızlarda 2 yıldır şampiyon oluyoruz. Gençler, miniklerde yıllardır şampiyon oluyoruz. Mesela özellikle kızlarda. Zaten hocam miniklerdeki şampiyonluğumuz. Ondan sonra şampiyonluğundan habersiz. Aynen. Yani doğru zaten siz doğru yere ağırlık veriyorsunuz. Hedef altyapı, yani altyapı dediğimiz şey orasıdır. Şu an Ahmet hocam da bahsetti. Bölgede masa tenisine bir ilgi uyandırdık yerine de. Dikkat çekti. Ve Ahmet hocam 23 tane ilkokulunda öğretmen. Ben Anafart Sarı Lisesi'nde çevremizdeki hocalarımız var ilkokullarda ve biz teşvik ediyoruz bu çocuklar bizim kulübümüzde yani kulüp altyapısında çalıştıkları zaman okullarında da başarı geliyor. Yani bu onu soracaktım. Çift yönlü bir örnek verebilir misiniz hocam? Mesela bu konuda bir örnek var mı? Ahmet hocam versin çünkü yani kendi bu konuda işte bak bu okul bu başarıyı elde etti. Yani ben 2006 yılında 23 sana geldiğim 2007 yılındaydı masa tenisini başlattık ve 2007'den beridir her yıl 23 sıradan şampiyon oluyor. Masa tabii bizim. Bu çocuklar okul kulüp işbirliği çerçevesinde beraber yapıyorlar tabii ki kulüpler okulları okullar kulüpleri destekliyor. Başka tür alternatifin yok zaten. Okul olmazsa kulüpler İşbirli nasıl olmazsa, sporcu bulacak? Evet. Kulüpler de var madem ki okullar başarıyı alacak. Yani bu ortaokula da yansıdı. 19 Mayıs Koleji de şampiyonluklar aldı. Şu anda da oyuncularımız bölgedeki okullarda okullarını temsil ederek maçlara çıkıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın organizasyonuna. Yani biz hedefimize doğru adımlarla gitmek isteriz. Yani çocuklarımızı, kulübümüzün oyuncularını okullar da biraz daha fazla benimseyip onlar da biraz ilgi gösterirlerse görecekler ki yani bu başarı hem okullarına gelecek hem kulübe gelecek. Ziya hocam pahalı bir spor mu? Onu sorayım size. Yani bu masada bayağı pahalı. Yani bu sormadan geçemeyeceğim. Yani çok basit gibi görünüyor. Mesela küçük bir raket. Markette küçük bir raket gittiğiniz zaman 20 TL görünüyor. Ama o raketi hocalarımız kapıdan bile koymuyorlar. Yani hiç alakası yok aslında. Elini bozuyor. Yani bugün bizim sporcularımız yani belli maç belli seviyeye gelen. Seviyeye geldikten sonra 300-400 liralık küçük bir raket dediğiniz sadece lastikleri 200 lira olan lastiklerle oynuyorlar. Ayakkabıları çok antrenman yapıyorlar. Çok kısa sürede malzeme değişiyorlar. Bayağı yani ucuz değil. Astronomik pahalı değil ancak belli bir düzeye gelen sporcular için de ekonomik olarak katkıdır. Şimdi biraz önceki konudan bir şey var ve ondan ben bahsetmek istiyorum. Yani okul ve kulüp işbirliğinin ne kadar önemli olduğu noktasını Ahmet hocam bahsetti. Aslında Avrupa'ya bakarsak Avrupa'da
sivil toplum ve kulüplerle okulların işbirliği özellikle öğleden sonra Almanya'da, İngiltere'de var. Bizde bu çok eksik. Aslında bunu hükümet yetkililerinin bunun devlet politikası şeklinde olması lazım. Mutlaka. Yani bugün okul sporları sadece okulda bir beden eğitimi vardır. Ancak bu branşla ilgili olarak kesinlikle bu sivil toplum ve kulüplerden işbirliği olması lazım. Ve bunun basit örneğiydi bizim yaptığımız aslında. Ve bu basit örneğin ne kadar başarılı olduğu gerçeğini bu küçük örnekler gösteriyor. Bu bile bu kulüplerin alternatif, bu salonlu spor ve diğer sporlarla ilgili kulüplerin desteklenmesi gerçeğinin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Bu konuda bir sıkıntınız var gibi geliyor bana. Var, desteği herhalde alamıyorsunuz herhalde. Ben bunu görüyorum. Yani ülke sporunda. Yani Ziya Hocam'ın söylediklerine ben buradan da. Yani odaya geleceğim. Yani ben de yani ülke gerçeğinin, tam ekonomik olarak ülke gerçeğinin bir sonucudur bizim yaşadığımız. Ancak galiba planda bir hata var. Yani spora ayrılan genel bütçenin dağıtımında sen eğer istiyorsan... O zaten galiba değil. O kesin büyük, var. En büyük nokta o. Yani galiba dersen hocam hiç katılmayacağım size. Yani kesin var. İnanmayacaksınız. Şu an iki branşta şampiyonluğumuz var. Kızlar, minik yıldızlar da şampiyon olduk. İkinciliklerimiz hepsini biraz sonra sayarız ancak şampiyon olduk ve hak kazanıyoruz. Türkiye'deki şampiyonaya katılma. Kara kara düşünüyoruz nasıl katılacağız. Çünkü bütün kafilenin bilet paralarını bu kulüp... Şeyden bahsediyor, bu Yükselme Ligi'den bahsediyorsun. Yükselme Ligi ayrıdır. Yükselme Ligi Türkiye Ligi'nde oynamak için. Tamam, onlar tamam. Orada girecek. Onun dışında yaş gruplarında Türkiye şampiyonalarına hak kazandık. Yani katılmak çok güzel için. Bir şey. Çok güzel. İşte bunun ligi... bir tanesi Eskişehir'de olacak. Bir tanesi Ankara'da. Yıldızlar Ankara'da olacak. Yükselme Ligi Çorum'da olacak. Bunların hepsi bir bütçe ister. Biletleri keseceksin. Orada konaklama için. İHŞ sporcundur. Hepsi kulüp karşılayacak. Sporcunun beslenmesi çok önemli. Kara kara yani şampiyon olalım mı olmalı mı noktasında bu başarı için ya Ahmet Hocam da bahsettin. Gerçekten sıkıntılarımız var. O da bahsettin. Peki hocam yani şunu sorayım önce. Kaç tane üyeniz var? Şu anda bizim yani oyuncu üye olarak şey yapıyoruz. 60'a yakın bir oyuncu sayımız var. Lisanslı yani, sporcumuz 60. Yani masa tenisi okuluna kayıt yapıp da bu çalışmalardan faydalanan. Tabii lisanslı oyuncularımız da bunun yarısı kadardır şu anda. Evet. Yani 30-35 civarında da lisanslı oyuncumuz var. Şöyle diyelim, ama tam bir profesyonel anlamda diyelim de daha bir belirli. Biz zaten kulübü yani bu çerçevede aidatlardan gelen bütçeyle şey yapıyoruz, idamesini sağlıyoruz. Sağlayabilir misiniz? Zor. Ha, nedir? Eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımızdan gidiyoruz. Nazımız geçtiğinden katkı alıyoruz, yardım peki, federasyon alıyoruz. Federasyon ne ama aşamada? İşte, bu federasyonun yani, katkısını veya devletin, federasyon nerede duruyor? Sponsorluk yasasında değişikliğin yapılması lazım ki sponsor bulabilesin. Çünkü adam sponsor olacak, belli bir para verecek. O parasını şirketinden, vergisinden düşmeyecekse ne anlamı var spor olmasının? Tamam hocam, sponsorluk yasasında duralım burada. Ben iki kelime söylemek istedim. Ben bütün spor şuralarına katıldım hemen hemen. Ve bütün şuralarda ben o komitedeyim hatta. Karar alındı. Deftere yazıldı sponsorlukla ilgili. Şura kararları ama işte. Hatta işte kalıyor orada. Hatta şunu da söyleyeyim. Bize söz veren spor bakanları da oldu. Biz bu sponsorluk yasasını geçirecek diyen spor bakanlarımızı da gördük. Böyle toplantıda şuraya gelip. Ama orada gördük. Çünkü ben de aynı şuralara katıldım. Çeşitli federasyonlarda görev yaptığım için. Ama ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Olmadığı için zaten bu sıkıntıları yaşıyor ülke sporu. Evet. Yani gerçekten... Ama sadece masa tenisi değil. Diğerleri de aynı. Baktığınız zaman. Ziya Hocam bahsetti, o dağıtım, adil bir dağıtım olsa abi aslında kesin. Bir noktaya kadar gene sizi finanse edebilir. O dağıtım doğru dürüst, adil bir şekilde yapılsa. Altyapılara bakılarak, katıldığınız branşlara, yurt dışı temaslarınıza, hangi turnuvara katıldığınız, bana göre bir kriter de koymalar gerekir buraya. Evet. Yani direkt kafadan şimdi işte futbola bu kadar, voleybola bu kadar demiyor. Geçmişte hocam şey vardı, spor dairesi futbolun dışındaki federasyonlardan yaptıkları liglerin şampiyonlarına çok cüzi bir katkı yapıyordu. Yani ödüllendirme yapardı. Son iki yıldır bu da maalesef olmuyor. Yani spor dairesinin de sıkıntıları var. Maliyeden kaynaklanan sıkıntılar var. Yani o katkı da olmuyor. Yoksa biz mesela hedefimizi koyarken bu sene başında ondan alacağımız bir miktar parayı da nasıl harcayacağımızı, nereye kullanacağımızı düşünerek planlama yapmıştık. Fakat gelindi ki sonuç sıfır. Elde var sıfır. O da katkı yapmadı. Bu defa ne yapacaksın? Bilet çıkaracaksın, para toplamaya çalışacaksın. Velilerimizden destekler vardır. Mesela evet. Bize şu anda onlar ayda bir kermes yapıyorlar. Sırf kulübe gelir getirsinler.
Hani bunlar tamamen gönüllülük. Ama hep aynı insanlar tarafına döndüğü için tıkanıyor. Aynen. Yani evet. Ama işte yani baktığınız zaman devletten bir beklenti şu an yok. Ha federasyondan derseniz federasyondan hiç yok. Onu sordum da cevap alamadım. Federasyondan hiç yok çünkü. O noktayı getirmemiz lazım. Federasyon senden ister. Lisans parası. Lisans parasını öden. Artı evet. Yani federasyonlar bunu aşması lazım. Sen lig yapıyorsan şampiyonunu sen ödüllendireceksin, yollayacaksın. Kesinlikle. Şubeye bu şekilde. Bakın ben size bir şey anlatayım. Şu anda mesela biz miniklerde Türkiye şampiyonasına gidecek Eskişehir'de erkek takımı gitmiyor. İkinci gelene hak verildi, o da gitmiyor. Üçüncü de gitmiyor. Ne yapıyor federasyon? Kendi karma oluşturup oraya takım yolluyor, KKTC karması. E peki sen bunu yollayacaksan bütçek niye varsa, kulübü yollaman? Evet, başarı gösteren bir kulüp kulübü olarak. Ödüllendiresin. Tabii tabii mutlaka. Ya biz bunu ısrarla söylüyoruz ama biz anlatamıyoruz derdimizi. Ve onlar da anlamak istemiyor yani. Bakış açıları farklı. Evet. Yani burada yani bir Girne Spor Birliği de bir kulüp. Devlet katkısı yani belli noktalarda bazen alıyoruz. Tamamen üye aidatıyla gittiğimiz ama bu kulübün harcaması nedir? Yani diyorlar ki sizi üyelerinizden para toplamıyorsunuz. Topluyoruz ama benim 3 tane antrenörüm var. 4 tane. 4 tane antrenörüm var. Bunun benim takımlarım var. Takımların formaları var. Ben takıma girmiş lisanslı sporcuma eşortmanını ben vereceğim. Formasını ben vereceğim. Yurt dışı temaslarım var. 3 tane temasım var. Her kafile 6 kişiden oluşur. Bunların uçak biletleri, İHS'i. Orada kalacak. Ulaşımlar, otel ulaşımdır. Yani bu hiç sorgulanmıyor. Yani sen şampiyon oldun. Bak başının çaresine. Yani inanılmaz derecede bu konuda doluyuz aslında. Ahmet Hocam'ın söylediği çok çok önemli. Yani hiçbir takım gitmeyi kabul etmiyorsa bir şampiyon olan bütçesi yok. İkincinin yok. O zaman federasyon diyor tamam ben götürüyorum karmayı. Evet, sen şampiyon takım gitsin. O zaman şampiyon takımdan niye kabul etmiyorsun? Ama bunlar niye basında yer alıyor? Bunlar şimdi yani bilmiyorum veya benim için dikkatimden kaçmış olabilir. Şimdi basında ama bunları yani biz göremedik yani duyamadık. Bana göre daha yüksek sesle konuşulması gerekir bu konuda. Yani bunu konuştuğumuz zaman federasyona onlar da topu spor dairesine işte o şekilde yani oradan gelecek biz diyor ona katkı yapacağız. Yani hep top birilerine atılıyor. Aslında kangren i̇şte olmuş bir yapı var memlekette. Çünkü evet. Orada diyor yani ki federasyona ayrılan bütçe bu kadar benim bütçeme göre bunlar karşılamam mümkün değil. Yani herkes topu birbirine atarak aslında bu neyi getiriyor? Yani benim devletimi yönetenlerin spora bakış açısı kesinlikle hangi noktadadır? Sıkıntı o noktaya geliyor. Peki öyle bir şey sorayım. Spor Bakanlığıyla, okul sporları bağlan, onunla bir görüş almak istiyorum. Yani yakınlığınız ne derecede? Şimdi kadar, okul sporları zaten bilirsin. Yani özel kulüplerle bir bağlantıları yok. Yani hı-hı, sonuçta okullardaki sporu ya, düzenleyen bir birim. Ama tabii ki o şampiyonluklar şimdi, var. Şimdi spor dairesinde Sayın Hüseyin Cahitoğlu gerçekten bize çok yardımları olan, hı-hı, bir müdürümüz. Yani her sorunumuzu çözebilecek ve yardımcı olacak bir insan. Yani gerçekten yardım değerli bir çalışıyor bize insan. Her noktada. Biz ondan çok memnunuz aslında. Çünkü geçen yıl biz Çin takımını buraya getirirken 30 kişilik Hüseyin Bey'in ve Sayın Serdar Dinktaş'ın gerçekten katkılarını aldık da gerçekleştirebildik. Çünkü bu Kıbrıs'ta bir ilkti. Evet. Çünkü iki tane kulüp başkanı geldi buraya kafileyle beraber. Şu anda onlar da bize davet yolladı ama hangi bütçeyle biz gideceğiz oraya? Aslında dış temas yok derik. Demek ki öyle bir şey yok aslında. Yok, ambargo var yoktur. Öyle bir yani ben bunu anladım. Yoktur çünkü Çin'den yani bilmiyorum biraz sonra da konuşabiliriz ama Çin konusu açılmışken bunu söylemek isterim. Pekin ve Şiyen şehirlerinin milli takıma oyuncu veren iki kulübün yaş kategorisi takımları geldi buraya. Çin'den bahsediyor. Yani masada Çin'den bahsediyor. Evet, yani. Bunların uçak biletlerini devletleri karşıladı. Yani gelen sporcu kafilesi, yöneticileriyle bunlar işte yıldız yaş grubunda olduğu için onların bakıcı anneleriyle yani böyle bir kafile tabii geldi sistemli buraya. Sistemli çalışıyor. Sistemli şimdi çalışıyor ve işte Pekin'den İstanbul'a, İstanbul'dan Kuzey Kıbrıs'a. Bu Kuzey Kıbrıs tarihinde Çin'den takım gelmesi yoktur başka. Çok önemli bir olay. Şimdi bunun tam tersi noktasında davet alıyoruz. Gidelim. Aynı şekilde. Sadece her bir sporcunun uçak bileti $1000 noktasındadır. Yani benim bütçemle ben onların mümkün sporcu değil götürmem. Düşünün hangi noktalara gelir. Ama işte sıkıntı bu noktada. Yani hı-hı, bırakın Çin'i, Türkiye noktasında bile yaşadığımız gerçekten biraz sonra ona geleceğim. Zaten oraya bir katılımımız olacak önümüzdeki haftalarda. Evet. Oraya da geleceğim. Dilerseniz şeye dönün. Yani sizin
tamam bu maddi kısım gerçekten çok dolusunuz. Çok, belli çok sıkıntı yaşıyorsunuz ama bu zaten memleketimizin hali. Evet. Yani buraya kim gelse daha önceki konuklarımda aynı şekilde bu konulardan çok büyük sizin o feryatlarınızın 5 metrelerini yapan da vardır. Ama birilerinin de bunu duyması gerekiyor artık bu memlekette. İşte bu yani gönüllü insanlar Ziya Hocam siz öğretmen evet. Ve bunu tamamen gönüllülük usulü yapıyorsunuz. Bir kuruş da para almadan işte gençlere daha fazla gençlik spora çekelim diye yapıyorsunuz. Ben o anladım konuşmanızdan. Tabii ki burada devletin çok daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Esas sorumluluk alması gereken geri planda duruyor. Size yükleniyor. Hocam özür dilerim. Sayın Başkanım antrenmanları nasıl yapıyorsunuz? Nerede yapıyorsunuz? Salonumuz var mı? Yok şu anda biz ilk başladığımızda 23 tane ilkokulun salonunu kullanıyorduk. Onda bazı anlaşmazlıklardan dolayı oradan ayrıldık. Girna ama Anapartalar Lisesi'nin salonunu kullanıyoruz. Ziya Hoca, Ziya Hoca orada öğretmen evet. Olduğu için o imkanı sağladı. Okulda bize okul müdürü de... Ki böyle olması gerekiyor. Tabii kişisel ilişkilerle bir şeye dönmeye çalışıyor. Yani baktığımız zaman bizim masalarımızın her bir değeri 4500 liradır her bir masamız. Yani profesyonel masalardır bunlar. Ve korunması gerekiyor. Ortada bırakılacak bir masa değiller. Yani işte gelsin oynasın. Evet. Biz orada yapıyoruz çalışmalarımızı haftada iki gün şeyde yapıyoruz, Girne'de yapıyoruz. Büyüklerin bazıları Lefkoşa'ya gidiyor, pazartesi, çarşamba. Zaten lig maçları cuma, cumartesi evet. Organize edildiğinden yani bir hafta boyunca dolu dolu geçiyor. Hem antrenman hem maç. Hı hı. Bu konuda destek var mı ya hocam? Profesyonel destek alıyor musunuz? Eğitim. Çünkü eğitimciyik hepimiz. Eğitim ne demek olduğunu biliyoruz. Profesyonel, evet. Destek. Profesyonel destek neyi kastettiğimi yani anladınız herhalde. Anladım ben aslında. Evet. Şimdi... masa tenisi için 4 antrenörümüz var burada çalışan. Yani Ahmet hocam da katkı yapıyor. Hem başkan... İsimlerini bilirsek, hatırlasak söyleyelim iyi olur. Tabii ki söyleyeyim. Yani altyapıda başlangıç noktasında Ahmet hocamla Mehmet Yeşilleme hocam ikisi altyapımıza en başlangıç gruplarımızı evet. Alıyor. Bir üst grubumuzu Cemal Aktunç baş antrenörümüz ve Eser Erenler onun yanında diğer antrenörümüz. İkisi de bizim performans lig oyuncularımız tamamen onlarla çalışıyor. İkisi de aslında liglerde de oynayan. Genç dinamik hocalar. Şu an yani onlar Kıbrıs'ın en iyi, noktada olan sporculardan, ülke sporcularımızdan ikisidir ve bize antrenör olarak katkı yapıyorlar. Bunların üstünde de 2 yıldan fazla bir süredir aslında bu camianın, Türkiye'de camiasının en iyisi, Türkiye milli takımının baş antrenörü Çan Çav'dan profesyonel destek alıyoruz. Çan Çav şu an Türkiye Milli Takımı'nın baş antrenörüdür, sorumlusudur. Kendisi yılların masa tenisçisidir. Onu soracaktım. Çan biraz açar mısın? Bize destek alıyoruz. Evet, başarısı geliyor bize her yaz ve Şubat dönemlerinde geliyor burada bize birebir bizim altyapımızdaki bütün çocuklarla ilgileniyor. Bizimle çalışıyor. Şubat aylarında bir hafta kendisi de orada öğretmendir. Artı masa tenisinin bir numarasıdır Türkiye'de. En büyük destekçimiz, profesyonel destekçimiz Çan Çav'dur. Ahmet Hocam da yine bu konuda bir şeyler söyleyeceğini... Şimdi tabii Çan Çav aslına baktığınız zaman Türkiye'nin masa tenisinde kimliğini değiştiren insan. İşte ben bunları... Yani Türkiye'yi Avrupa'da ve evet. Dünyada, dünya liglerinin ikinci ligine taşımış bir antrenör. Ve yani zamanında kendi Montreal Olimpiyatlarında şampiyon olan oyunculardan da bir tanesi. Yani bir olimpiyat yani şampiyonu çok adam değerli, sayılıyor. Çok evet. Değerli. Katkısı bize çok oluyor zaten. Yani periyodik zamanlarda geliyor. Mesela yaz sezonlarında ilk geldiği kaç gün kalmıştı? 60 gün kaldı burada. 2 ay boyunca burada kaldı. O toparlandı. Şu anda mesela yine aynı programlarımız vardır yaz için. Çünkü yaz ölü sezon olduğu için daha verimli çalışabiliyoruz. Tabii, müsabaka yok. Ha, bir de nedir? Avrupa müsabakaları çok yoğun. Tabii adam milli takım antrenörü oraya gidiyor. Her fırsatı bulduğu zaman da biz onu getir diyoruz buraya. Yani kişisel dostluğumuz üst düzeydedir. Evet. Yani maddi olarak da biz ona bir imkan sağlıyoruz. Ancak ondan çok yani bizim antrenörlerimiz de tabii faydalanıyor. Kişisel ondan. Olarak çok büyük desteğini görüyoruz. Kendisi de buraya geldiği zaman Kıbrıs'ı da seviyor. Bu katkı Türkçe yapmak istiyor. Mı? Türkçe biliyor. Biliyorum. 20 yıldır Türkiye'de kalıyor. Tabii ki mutlaka. Türkiye vatandaşı da oldu. Türkçe de biliyor. Özellikle Çin'den gelen kafile. Onun yani bu Çan Çav olmasan Çin'den bize kafile gelmezdi. Yani Kuzey Kıbrıs neresi bulacak ve bu insanlar üst düzeyde antrenörler Çin'den Kuzey Kıbrıs'a peki gelip. Peki bağlantıyı nasıl yaptınız? Tamamen Çan Çav'ın kendi kişisel yani yakınlığıyla. Çünkü kendi... Beraber Çin'den geldiği kulüp aslında bize getirdiği. Oradaki bağlantılar devam ediyor. Tamamen davetleri o yaptı. Onun sayesinde biz bu üst düzey temasa girdik.
Şu an yine onun sayesinde biz Çin'den davet alıyoruz. Yani bu camianın kilit 10 isminden, dünyadaki kilit 10 isminden bir tanesi. Böyle bir adam. Biz bununla temasımız var ve yani bugün bizim altyapımızdan belli noktalara gelme ve masa tenisinde işte hedef... Tesadüf değildir yani. Ben oraya getireceğim. Sizin bu başarınız bir tesadüf değildir. Gördüğüm kadar anladığım yok. Sistemi düzenli bir çalışmanız vardır. Programlı olmak önemli zaten. Profesyonel destekler de alıyorsunuz. Alıyoruz. Evet, tek sıkıntımız maddi yattık ama bu da çok... Esas iş çok, orada zaten. Şimdi başkanım bir hedef dediniz. Bizim hedefimiz Türkiye Ligi'nde oynamak. Şimdi tabii peki, biz... Peki ne aşamadayız şu anda? Evet, şu anda bizim hazırlığımız bitti yani. İşte Perşembe günü Terfi Ligi'ne gidiyoruz. Terfi Ligi'nde ilk 3 ikinci lige yükseliyor. Ondan sonra da devam birincilik ve Süper Lig diye. Peki, hemen organize ediliyor Türkiye Federasyonu tarafından. Şey var mı? Yani lig... Girne Spor Birliği olarak mı katılacaksınız? Evet, Girne Spor Birliği olarak. Yani bu konuda Zeya Hocam dedin sen. Bir ilk galiba yoksa. Şimdi Girne Amerikan şu an oynuyor Süper Lig'de. O Süper Lig oyun takımı şu anda. Girne Amerikan tabii üniversitelerin işte artı bir avantajı var. Yani üniversitenin bütçe olarak işte kendi burs imkanları, farklı tabii noktaları kullanarak şu an Girne Amerikan Süper Lig'de olan bir takım ve işte nedir farkı masa tenisinin? Yani Türkiye takımı olmadan Türkiye liglerinde oynayabileceğimiz tek branştır sanırım. İşte yani, ben onu öğrenmek şimdi tabii hem Türkiye Ligi'nde oynuyor hem bizim ligimizde oynuyor Girne Amerikan. Evet. Yani iki lig de oynayabiliyor. Ha bizim liglerimizde bir yabancı ile oynuyor ama Türkiye Ligi'nde iki yabancı ile oynayabiliyor. Evet, o da evet. Ha, biz Yükselme Ligi'ne kendi oyuncularımızla gidiyoruz. Evet. Yani herhangi bir Mısır'dan, İran'dan, Türkiye'den oyuncu olarak gitmiyoruz. Biz kendi özümüzle gidiyoruz. Evet. Bu işin güzel tarafı ve zaten. İnşallah yüzümüzün akıyla da çıkmak isteriz. Hazırlıklarımız hep o yönde. Bir hafta sonra galiba Yükselme Ligi. Evet. Evet. Var mı sıkıntılar ligi şu anda hazırlanırken? Ya sıkıntılar her zaman var. Yani, i̇şte, yani maddi sıkıntılar var. Onu aşmaya çalışıyoruz. Yani bir büyük hedefimiz daha var. Yani bu Yükselme Ligi şu an bizim hedefimiz olan ve iki yıldır evet. hazırlandığımız evet. ve hedef koyduğumuz. Yani bu yıl erkeklerle katılıyoruz. Yani aslında bayağı kızlardaki sıkıntımız tüm sporcularımız lise öğrencisi. Evet. Sınav dönemi. Bu hafta özellikle. GC'leri olan çocuklar var. Evet. Yani bir hafta sonra evet. hep yani tümü de başarılı okullarına başarılı sporcularımızın yani onlardaki sıkıntı o noktadadır. Gelecek yıl onları da aşacağız. Bizim yani üstüne düşmek istediğim diğer önemli konu da tesis konusu. Yani biz biraz önce nerede çalışıyorsunuz i̇şte noktası geldi ya. İşte onu açamadık. Başka konuya atladık. İşte aynen yani onu kesinlikle aşmam gerekir. Çünkü evet. yani okul salonlarını biliyorsunuz ki birçok kulüp kullanıyor. Yani senin orada masalar açman, kapaman, diğer gelecek kulüp çalışması. Yani bu bir sıkıntı ve kendi tesisimiz olduğu zaman ki büyük bir hedef koyduk biz bu noktada. Çalışmaları da başlattık. Bu senin her gün, her saat çalışman demektir. Alt yapmana daha çok önemli. Müracaat var mı hocam bugüne kadar herhangi bir yere gidiyorsa? Biz girişimler başlattık. Yer konusu yani Girne'de özellikle belediyeden de biz yer istedik. Bize yani arazi göstersin. Biz sponsor vasıtasıyla bu salon, yani bizim yapacağımız büyük basketbol salonu değil. Daha küçük etapta masa tenisinin yani. İşte en az 8-1 masanın olacağı bir salon. Kulüp aslında aynı maddi tabii, yönden tabii. biz ışık da aldık belli noktalarda. Ancak yani yer konusunda Lefkoşa'da örneğin eski birçok ambarlar var ve birçok kulüp devlete onları ait. Kullanıyor ve vakıfların veya devletin bunlara şans var. Girne'de yok. Koştuk vakıflara gittik. Enteresan. Bulamadık. Evet. Yani biz kendi yerimize yerleşsek aslında bizim başarımız iki katına çıkacak ama bu şekilde en büyük sıkıntımız, ben onu koyuyorum, biz çalışacağımız kendi salonumuzun olmasıdır. Yani bunu mutlaka. Bir hedefimizdir. Yönetim kurulunda geçtiğimiz günlerde yine konuştuk. Bu konuda birkaç hedef belirledik. Bir girişimleri yapma noktasında girişim yapıyoruz. Yani bunu bir şekilde eğer istiyorsak daha büyük düşünelim, daha kalıcı olalım. Kendi tabii tesisimizin olması gerekiyor. Mutlaka yani az önce başkan da bahsetti. 40 bin TL'lerden falan bahsediyor. Pahalı şeyler, özellikle masalar. Bence bu konuda durmadan devam etmemiz gerekiyor araştırmaya ama herhalde Girne merkez değil, dışında da olabilir. Yakın bölgelerde de oralarda olabilir yoksa yani Girne merkez. Girne bölgesi yani merkezde Girne bölgesi olarak evet, evet. belli girişimlerimiz oldu ama şu an daha başarılı olamadık. evet, inşallah ama usanmayacağız, bıkmayacağız ve bunu inşallah gerçekleştireceğiz. Çünkü en büyük hedefimiz o tesise, lokale sahip olmaktır. O zaman her şey daha kalıcı olur. Hı hı. Ve biz sadece Türkiye değil,
Avrupa'nın diğer ülkelerinde de yarışabilecek seviyede oyuncularımız olacak. Bu planlı çalışmayla tabii ki. Bu konuda aslında biz şeyini de yaptık. Yani bizim baş antrenörümüz Cemal aslında mimar. Biz onda bir salonun projesini bile çizdik. Ve bize hazır. Hedefimiz nedir? Açık söyleyeyim. Biz sadece salon artı işte misafirhanesi, sporcunun yatabileceği. Çünkü özellikle kış aylarında Avrupa ülkelerinde bu sıcak ülkelere kamp yapmak için büyük bir talep var. Hı hı. Örneğin bize Çançav'ın yine kendi bahsettiği, ben sizin öyle bir yeriniz, testiniz olsa ben milli takım kamplarını orada yaparım dedi. Yani ben kış aylarında karın içinde soğukta sporcu gelsin gitsin noktasında bir hafta 10 gün belli periyotlarda bu kampları, bu tesisleri de yapabiliriz. Yani bu tesisi başarabilsek biz, yani tek biz değil aslında bu camia kazanacak. Hı hı. Ve bizim altyapı olsun, yurt dışı takımlar buraya gelmesi noktasında, onun sürdürülebilir noktasındaki maddi yapısını da kurabileceğiz. Çok ciddi bir örnek olacak. Evet, yani bu noktada özellikle Ahmet Hocam'ın yani büyük bir hedefleri var. Kendisinin ideali ve hayali gibi bir şeydir bu. Yani Masa Tenisi Akademisi, biz bunun ismini de bulduk. Evet. Projesini de çizdik. Aslında maddi kaynağı da bir noktaya kadar sağladı. Aslında Ahmet Hocam belli girişimleri yaptık. Arazi noktasında sıkıntılarımız var. Tabii düzgün işler yaptığınız zaman mutlaka size bunu görüyor insanlar. Açılıyor kapılar. Evet. Görüyorlar, bu çalışmaları görüyorlar. 60 tane sporcudan bahsediyorsunuz. Bu belli ki bu sayıyı önümüzdeki günler çok daha fazla artacak. Çünkü başarı sürekli toplar yani çevresinde toplanarak gelir. Bölgedeki beden eğitimi öğretmenlerin daha fazla katılım, destek alma böyle bir çalışmanız var mı? Ya yoksa şimdi siz de bilirsiniz yani beden eğitimi öğretmenlerinde öğlenden sonra olayı biraz farklılık yaratıyor. Yani çalışmak istemiyorlar okullarda. Evet. Tabii bu masa tenisi tamamen farklı bir olay. Yani gerçekten içine girdikten sonra çalışmaları olsun, aparatları olsun tamamen değişiyor. Yani herkes oynayabiliyor, raketi alıp eline vurabiliyor o topa ama o doğru değil işte. Yani biz sporcularımıza doğruyu söylediğimiz şekilde öğretebildik. Tabii keşke biraz ilgi gösterebilse bölgedeki okullarımız. İlkokullarda sorun yok. Bu yıl ilkokullarda 23 Nisan Hasan Cafer Karşıyaka sıralamada ki bunlar yine bölgesi takımları. Evet. Baktığınız zaman Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı şeyde söyleyin adını organizasyonda 7 tane takımın 5 tanesi Girne bölgesinden. Evet. Peki başkan, bu konuda bir soru daha sormak istiyorum. Çitayı daha yükseğe çekmek veya daha geniş bir kitle hitap etmek için belli planlarınız var mı? Şimdi sizin görevinizden bahsediyorum. Çünkü zaten Girne spor birliği. Biz aslında mutlaka bir çalışmanız vardır. Biz büyüklerimize de ulaşmak istedik. Yani veteran, yaşı, herkes oynayabileceği bir spor olduğunu çağrı yaptık. Evet. Ve Türkiye'de bu çok gelişti. Veteranlar, master müsabakaları, yarışmaları. Hatta biz Ziya Hoca'yla da bir organizasyonu yapıyorduk burada. Bu ayın sonuydu. Fakat bazı engellemeler, bazı yanlış anlaşmalardan dolayı veteranlar masa tenisi şampiyonasından vazgeçtik. Hı hı. Çünkü eğer onu yapabilmiş olsaydık biz büyük kesmede hizmet edecektik. İnsanların ilgisini çekecekti. Ha, biz hedefimizden uzaklaşmadık. Yine isteriz, yine sıraya koyduk. Ve büyüklerimize de veteran olarak yaşı, master yaşına gelmiş olan ve bu oyunu seven herkese çağrı yaptık. Ve yapmaya da devam ediyoruz. Peki gerekli masa veya şey var mı? Diyelim ki yoğun şu bir talep. Şöyle, yoğun bir talep oldu. Bunu karşılayabilecek masamız var. Şu anda biz kulüp olarak 10 tane masamız var. Ki bu federasyondaki sayıyla eşit. Hı hı. Ciddi bir rakam. Yani hiçbir kulübün bu kadar masası yok. Hı hı. Ha tabii biz yeter mi yetmez baktığınız zaman. Çünkü bizim periyot periyot çalışmalara geliyor. Yani çocuklar bir anda gelmiş olsa masa sıkıntın çok. Ha, biz mesela organizasyonu yaparken Çin'den ve Kazakistan'dan veya Türkiye'den getirdiğimiz takımlarda Lefke Avrupa Üniversitesi'nin çok büyük desteğini aldık. Burada teşekkür ederim. Burada İlhan hocamıza, evet, Aşkın Hanım'a, Sayın Rektör'e de teşekkürlerimizi sunduk. Bize oraya imkan verdiler ve 4 tane masa geldi. Yetişmezdi bizim masalarımız. Yani bize çok büyük destekleri oldu. Tabii Lefke Avrupa Üniversitesi uzun yıllar masa tenisi. Evet, onlar da lokomotifti. Yani evet, ülkenin en başarılı takımlarından, evet, bir tanesiydi. Şu anda onlar belli dönemlerden sonra sıkıntılar yaşadılar. Hı. Tabii
kolay değil. Çünkü her şey maddiyata bağlı. Evet. Yani bahsettiğin kadar ciddi de yatırımlar, paralar evet. da istiyor. Ya biz bu yani kapları yani federasyondan istediğimiz zaman bu masayı biz olumsuz cevap aldık ve Lefke Avrupa Üniversitesi'ni evet. Yani teşekkür ve takdir ediyoruz. Bize bu katkıyı yaptı. Yani yurt dışından size sporcu gelecek. Biz bunu gönüllü bu desteği yaparız. Aldık, kullandık, teşekkür ettik, iade ettik ve yani masa tenisinin aslında Lefke Avrupa Üniversitesi'nin gösterdiği önemdir. Evet. Spora gösterdiği önemdir. Ve bu çok önemli. Vallahi yeni açılımlar için girdiler. Aslında biraz şeyin dışına çıkıyoruz da. Olsun yine yani de bu biliyorsunuz spor... basketbolu yeni açtılar, işte voleybolda faaliyet gösteriyorlar. Evet. Daha farklı branşlara yönelmeye çalışıyorlar. Aslında dediğiniz gibi üniversite lokomotif olması gereken. Bu bölgenin yükünü çekecek. Veya işte burada Lau, Girne'de, Girne Amerikan veya Mausa'da bunların önderlik yapması gerekiyor. Yani doğru. Peki bir şey takıldı. Yani federasyon seni niye yardım etmiyor ki bu konuda? Yani ben bir kulüp olarak böyle bir temas, yurt dışı bir temas yapacağım. Yurt dışı sporcuya getireceğim. Sadece istediğin 4 tane masa. Yani niye, nasıl bir bakış açısı ki bu? Orada bize sunulan gerekçe şeydi, yani federasyona çalışan kulüpler var. Yani onların çalışması aksayacağı noktaydı benim hatırladığım kadarıyla Ahmet Hocam. Evet, öyle. Yani peki orada, kaç gündü hocam? Kaç gün kalacaktı masa? Bir haftaydı. 10 gündü. 10 gündü. 10 gün bir süreçti. Yani yapılabilirdi. Bilmiyorum yani orada şimdi o çok da sorgulamak yani, istemiyorum. Ama ben şeye bakıyorum, bakış açısına bakıyorum. Yani böyle uluslararası bir organizasyon. Ve bu şekilde bir düşünce, ben o zaman soru sorusu veririm, alın yapın. Madem bu kadar böyle bir turnuva ve bir şey yapıyorsunuz, veririm yani. Evet hocam, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Aslında herhalde daha söyleyecek çok da şeyiniz var gibi geliyor bana ama. Ya konu konuya açar ve evet. Yani bulunur her zaman. Dilerseniz başkandan başlayalım. Benim sormadığım veya eklemek istediğim bir şey varsa onu da alalım. Şimdi, ya bir mesaj vermek isterseniz, çünkü çok gerçekten çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Çok da büyük başarı imza atacağınıza inanıyorum ben. Bu sistemin şimdi tabii spor zaten biliyorsunuz sistemdi, programdır, organizasyondur. Yani biz bunu gerçekleştirmek için zaten hedefimiz, ilkemizdi. Ha bundan da uzaklaşmadık. Ama çok büyük sıkıntılarımız işte maddi olaylar ve sponsorluk bir türlü. Yani düşünün davet geliyor ve gidemeyeceksiniz. Ha bu Çin olabilir, Almanya olabilir, Romanya olabilir. Yani bu tür ülkelerden de davetler var, gelir de. Ama gidemiyorum. Evet. En büyük sıkıntı bu. Ziya hocam, altyapılar nasıl masa tenisinde? Yani genel olarak bir altyapılar değerlendirir misiniz? Aslında belli başlı kulüplerin altyapı çalışması var. Yani şu an altyapıda öğrenci sayısı olarak okul kulüpleri dışında sadece bizik galiba. Hı hı. Şu an yani ben görüyorum Yakın Doğu'nun kendi ilkokulunda, ortaokulunda branş diye onlar aktivite altında seçim yapıyorlar. Onların içinden altyapıya biraz oyuncu seçiyorlar. Ya da Levent Koleji aynı şekilde altyapısı var. Diğer kulüplerimizin bazıları da bu altyapıda yetişenleri nasıl onların elinden çalarız derdindedirler. Evet, yani biz kendimiz bunu gördük belli bir şekilde. Yani bizim altyapımızda yetişip şu an başka kulüplerde oynayan sporcular var. Başarılı sporcular. Ve yani işin ilginci bunlar da kendileri yetiştirmiş havasına giriyorlar. Hı-hı. Yani gülüyoruz aslında. Yani peki bizim transfer için... nasıl oluyor, transfer yönetmeliği yok mu? Var aslında, yeni değişti yönetmelik. Yani hı-hı, şimdi aslında bir sporcu veya ailesi seninle çalışmak istemiyorsa... Nereye kadar tutacaksın? Benim istemiyorsa benim altyapımı gidebilir. Yani biz o noktada çok da zorluk çıkarmış değiliz. Diğer tarafındayız. Hiçbir emek sarf etmeden. Ama yani bir masa tenisi sporcusu, ben söyleyeyim, altyapıda bir günde yetişmiyor. 3 ayda yetişmiyor. Evet. En az 2 yıl istiyor. Biz buna yani yatırım yapıyorsun. Sonra meyvelerini almaya başlıyorsun. Bazı arkadaşlar bu camiada işte bekliyor. Meyve aldıktan sonra gülücükler göstererek belli sporcuları almaya çalışıyor ama. Sahipleniyor. Benim sporcum bile. Biz aslında bunu gülüp geçiyoruz çünkü biz altyapıya devam ediyoruz. Yani bizim bir oyuncumuz gider 10 tane gelir. Hocam siz doğru yoldasınız. Biz yani altyapı... bunun üstüne takılmıyoruz. Evet. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani aslında hiçbir okula, üniversiteye bağı olmayan bir sivil toplum örgütü ve kulübüz. Ne bir öğrenciye burs verme imkanımız var, ne ona maaş bağlama imkanımız var. Yani bizim yarıştığımız, yani şu an camiaya bakıyorum ben, Girne Amerikan Üniversitesi, Yakın Doğu Koleji, Levent Koleji, yani bakın isimleri söylüyorum, hepsinin belli bir noktada, yani bir bütçe ayırabiliyorlar sonuçta. Biz tamamen üye aidatıyla alıyoruz. Bu camianın içinde uğraş veriyoruz. Aslında ve dereceler alıyoruz. Şampiyonluk alıyoruz. Evet.
gurur duyuyoruz. Yani biz bir katkı yapıyoruz ve tamamen gönüllü yapıyoruz. Yani ben Ziya Hoca olarak bu işten maddi gelirim var. Hayır, tamamen manevi fazlasıyla çok daha büyüktü bu. Manevi hatta yani maddi olarak çıkıyor. Ya da Ahmet Hocam bugün yılların sporcusu, kendisini uzun yıllar basketbolda, şu an masa tenisinde uğraş veriyor. Tamamen gönüllülükle yapıyor. Yani biz bunu yapıyoruz ve aslında o sporcularımız gidip o kürsüye çıktığı zaman yani gururlanıyoruz. Onun mutluluğu çok farklı. Gururlanıyoruz. Yani Ahmet Hocam diyor bizim çocuklarımız oluyor. Ve yani bu noktada altyapı çok önemli. Biz doğru yaptığımıza inanıyoruz. Yani bizden sporcu gidebilir de başka yerlere ama biz arkadan geliyor. Ve aileler de bizi bu noktada destekleyip çocuklarını bize güveniyorlar. Ve gönderiyorlar. Ve bu yüzden doğru yaptığımıza inanıyorum. Hocam Ziya Hoca'nın unuttuğu ve unutma anafartaları doğurdu. Yani Anafartaları kulübünü işleve getirdin. Lefkoşa Türk Belediyesi'ni işleve getirdik. Yani şu an bizim oyuncu verdiğimiz oyuncularla o kulüpler tekrar hayat yani, buldu. Yani bu, onlar liglere katılıyor. Yani fabrika bir üretiyorsunuz, veriyorsunuz. Yani sporcu sayımız çok. Yani örneğin bir ligde oynayacak 4 5 6 tane maksimum. Ama belli yaş grubunda 12 13 sporcum olduğu zaman işte bu yardımı isteyen alternatif örneğin benim okulumun Anafartar Spor Eğitim diye kulübü var, kurulmuş, kaymakamlığa kayıtlı. Ve masa tenisinde yıldızlarda Anafartalar 3. geldi bu yıl. Geçen yıl 2 oldular. Geçen yıl 2. geldi. Yani alternatif bizim altyapımızda çalışan sporcular bu camiadaki 2-3 diğer kulübe de destek veriyor. Aslında çok güzel. Ben baştan zaten programı başladığından da itibaren işte altyapıdaki başarılar dedim ya. Evet. Siz yıldızlarda sürekli küçükler şampiyon oluyorsunuz. Zaten bunun en güzel şeyi belirtisi orada. Yani biz minik yıldız evet. Genç A takım. Evet. O aşağıdaki başarı sizin bugüne evet. Kadarki ve bundan sonraki başarılarınızın zaten en büyük göstergesi oluyor. Tabii diğer kulüplerini de canlandırabiliyoruz. Evet. Yani oyuncu sayın sende bizim aman mentalitemiz aman hepsi bizde olsun değil. Biz sporu yaygınlaştırmak, masa tenisini yaygınlaştırmak. Düşünün ki yani federasyonun görevini yapıyorsunuz. Yani biz Girne'den Lefkoşa Türk Belediyesi'ni takım vuruyoruz. Oyuncu veriyoruz. Evet. Ahmet Hocam şeyi bahset. Yani minikler kızlar turnuvasında kaç tane sporcu verdi? Yani son yapılan turnuvada mesela federasyonun artık ferdi şampiyonaları başladı. Evet. 9 tane minik kız, 6 tane erkek takım oyuncu koyduk ki yani diğer kulüplere koyduğu 1 tane 2 tane. Çok bizim çocuklarımız olmasa ortada. Zaten müsabakalara oynanmayacak. Yani gördüğüm kadarıyla hocam bu işin lokomotifi durumundasınız şu anda. Yani o neden misyonu de, üstlendik evet, ve devam edeceğiz yani biz. Bunda da ısrarcıyız yani. Bu oyuncuların, bu insanların, bu ailelerimizin desteği ve bu sevgi bitmediği müddetçe biz kulüp olarak bunu devam edeceğiz. Hı-hı. Ya bu da çok da ciddi bir misyon da üstlenmiş buluyorsun. Biliyorsun kötü alışkanlıklar, uyuşturucu, alkol. Yani son derece gerçekten çok zor bir durumdayız. Evet, evet. Ne kadar fazla çocuğu bir spora yönlendirirsek, kültüre faaliyet yönlendirirsek bu kadar ciddi bir katkı yapmış oluruz. Yani devlete katkı yapmış oluruz. Şeyi sorayım hocam size Sayın Başkanım. Federasyonda lisans kulüp sayısı kaç? Şu anda kaç tane kulüp... Masa Tenisi Federasyonu kaç tane kulübü var kayıt? 11. Şu anda 11 kulübü var. Evet. Tabii bunlar... Aktif durumda kaç tane var? Bir hepsi tane aktif. Yani hepsi aktif ama bazı kategorilerde vardılar. Örneğin mesela sadece gençlik merkezi vardır. Bir büyüklerde, büyük erkekler liginde oynuyor. Magusa Mega olarak Magemdi daha bildi, sonra değişti. Magusa Gençlik Akademisi oldu. Onlar büyük erkeklerde ve büyük bayanlarda mücadele ettiler. Yani Girne Amerikan, yani bu... sayı olarak baktığınız zaman 11 tane. Büyük bir kısmı ama yetişmiş sporcuları alıp devam ediyor. Yani bazıları büyük. Ortada. Evet. Sorun nerede? Az önce yani, hocam bahsettiği şey bu. Okul sporcu aktarması yok. Yani Lefkoşa yani baktığınız zaman Lokomotiv Lefkoşa kulüp sayısı olarak federasyon orada. Yani federasyonun imkanlarını kullanıyorlar ama altyapı yok. Evet. Ama nereye kadar götürecek? Bu şey yani imkansız yürümez gitmez zaten. Yani zaten ülkenin baktığınız zaman okul, spor kulüpleri arasındaki eksiklik büyük. Evet. Şimdi yani bu konudan yine okul sporlar dediği için ben 2-3 yıldır biz bu yaş grupları şampiyonluğundan dolayı Türkiye'ye temaslarımız oldu. Ahmet Hocam da gitti, kafile başkanı olarak ben de gittim. Türkiye'deki okulların bu konuda bizim ne kadar önümüze geçtiğini gördük. Ne yaptılar? Evet. Her okula masa tenisi masası gönderdiler. Böyle bir kampanya gibi. Dönüp il eğitim merkezleri var orada. İl eğitim merkezleri
masa tenisi hocası ödenekli koyup orada kulüplere bu yönde şans tanıdılar. Yani masa tenisi için biz şu an Türkiye ile işte yarışamayacak duruma geldik ki eskiden Türkiye şampiyonları vardı bu ülkede. Diğer branşlarda olduğu gibi. Evet, şu an aramızda böyle uçurumlar oluşmaya başladı. Neden? Yani benim kızım da oynuyor. Ben Fenerbahçe'de oynayan işte ve Minikler Ligi'nde başa baş oynadığı Gül Pembe diye bir sporcu takip ediyorum. İşte 3-2 bittiydi maçı. Minikler'de şu an her ay bir uluslararası turnuvaya katıyor. Bir örnek veriyorum, yani bu çoktur aslında da tek bir ismini örnek. Fenerbahçe'nin sporcusudur. Her ay dünyanın bir yerinde turnuvadadır. Çin'de turnuvadır, Slovakya'da turnuvadadır. Şu an aralarında inanılmaz derecede. Yani benim belli birkaç sayı dışında sayı alamaz herhalde kızım okuzdan. Evet. Aynı seviyeden 3 yılda nereye geldik? Uluslararası temas, maç tecrübesi, verilen önem ve fark. Tabii artık antrenman orada sayısı. Bir de şey, bu noktada şey de var. Yani spor bir bilimdir. Yani sen buna ayak uyduramazsan daha yere düşen. Tabii yine başa dönelim. Bizde böyle bir politika, öyle bir kaygı da yok zaten. Ama zaten amatör spor kalmadı Türkiye'de artık. Evet. Hepsi profesyonelleştiler. Evet. Ama öyle olması gerekiyor. Öyle de olması gerekir. Yani. Bizde lan hangi branşın senin profesyonel? Yok. Futbolları o da değil. O da değil. Aynen. Yani ön intikalı zaten mevcut yapından kaynaklanır bu da. Yoksa bizim oyuncularımız onlar gibi olmaz mı? Olur. O imkanı bulmuş olsalar, hayatını profesyonel bir şekilde bundan kazanacağını bilmiş olsa, bizim çocuklarımızda 8 spor saatinde çalışmaz mı? Spor becerilerinde yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Yani bizim ülkemizdeki gençliği sizin branşınızdır. Evet. Yani küçük yaşlarda spor becerileri çok yüksek, çok büyük başarılar. Ama çalışma noktasında yaş ilerledik sonra, yani şu an hedef nedir? Yani ben bakıyorum masa tenisinin en iyi 3 veya 5 sporcusunun uluslararası hedefi nedir? Yok. Hedef yok. Uluslararası hangi temasa katılabiliyorlar? Hayır. Bireysel, ferdi turnuvalara katılabiliyorlar. Maddi destek ister, maddi destek yok. Yok. O zaman ne yapacak? Niye şampiyon olsun? Yani işte hedef olmadığı için. Türkiye'de herhangi bir yaş grubunda milli olan sporcunun üniversite ayda ücretini devlet ödüyor. Maaşlı. Maaş veriyor. Oynuyor. Maaş bağlıyor. Örneğin gençler milli takımına, genç milli takımına girmiş, yıldız milli takımına girmiş sporcunun üniversitede okuduğu zaman aidatı devlet tarafından ödeniyor ve maaş bağlanıyor. Bizdeki milli sporcularımız, ki milli diye bir olay yok, milli temas yok. Olduğu zaman işte o bireysel turnuvalarda hangi desteği görüyorlar? Destek yok. O zaman niye hedef büyüdüp daha çok çalışsınlar? İşte hocam, bu sistemsizlik zaten bütün sporcu sistemsiz içine gidip erip gidiyor. Geçen hafta konuklarımız, jimnastikçilerimiz, minik jimnastikçilerimiz 6 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında çocuklar. Avrupa şampiyonu olan çocuklar bunlar. Bu çocuklar 6-7 sene sonrasını göremiyor. Hocalar da göremiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu anda Avrupa şampiyonu 8 yaşında, 10 yaşında Avrupa şampiyonu. Ama baktığımız, yani bunun ilerisi yok. İlerisi yok. Ama baktığımız zaman Güney Avrupa'da oynuyor. Türkiye ile dünya ikinci sıralamasındaydı takım olarak. Evet. Japonya'da dünya şampiyonasına katıldılar. Ha bizim çocuklarımız oynamaz mı? Oynar. Çok yeter ki o imkanı bulmuş olsalar. Evet. Bizim antrenörümüz Cemal Aktunç uzun yıllar Güney'de oynadı. Vatan aynı ilan ettiler kendini. Döndü çocuk tekrar. Geldi ya, evet. Ha biz yani, biz de istemez miyiz? Biz de istedik o arenada oynayalım. Baktığınız zaman. O zaman da ciddi zaten ona girdiğim zaman da otomatik olarak her şey düzelecek. Çünkü oradaki normlarda uyacak, antrenman sistemi ona göre olacak. Senin sporcunun yemesi, içmesi ona göre olacak. Evet. Maaşlar ona göre olacak. Devlet koruması altına girecek. İşte bunlar yok maalesef, ama ben açık söyleyeyim, ben bunu yani bu ülkede bir beden eğitimi öğrenmek, buna söylemek istemem. Yok, böyle bir şey de yoktur. Olmayacak. Hiç böyle bir kaygı da yoktur. Çok net, böyle bir kaygı yok. Ben bunu göremiyorum. Evet ya hocam. Yavaş yavaş programın sonuna geldik. Sizden başlayalım. Mesut'um, sözü de başkanımıza bırakalım. Tamam. Benim sormadığım ve eklemek istediğim bir şey yani varsa. Biz açıkçası teşekkür ediyoruz bu programa. Yani bize fırsattır aslında. Bu spor kulüpleri, birliklere, sivil toplum örgütlerine, basının önünde bu fırsatı yakalamak ve bizim bu sıkıntılarımızı, dertlerimizi, başarılarımızı tümünü paylaşmak çok önemli. Çünkü işte en etkin bunun görsel basında televizyondur. Bunu fırsatı bize yarattığınız çok teşekkür ediyoruz. Biz gönüllüce uğraşmaya devam ediyoruz. Biz mutlu oluyoruz bu işleri yapmakla. Yani biz eğitimciyiz. Okulda eğitimimizi, öğretimimizi yapıyoruz.
bize görev, ben kendime görev olarak, yani bu ülkenin vatandaşıysam bunu kendime görebiliyorum. Sivil topluma da bu desteği vermek beni mutlu ediyor. O anlamda desteğimiz devam edecek. Sizlere de bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Evet başkanım, ben son sözlerinizi aldım. Aynı şekilde Ziya hocama katılıyorum. Yani özellikle size, Sim TV'ye, Live'ye bu imkanı bize sağladığınız için teşekkür ederiz. Bizi takip edin. Göreceksiniz ki yani yolumuzun aydınlığı olacağını, televizyon kanallarınızda bize bu imkanı da sağladığınız için size tekrardan teşekkür ederim. Yani o ışık gözlerinizde ikinizin de var. Zaten siz yakından tanıyor, tuttuğunu koparan kişilersiniz. Yani inşallah Terfi Ligi'nden de başarılı çıkarız. Yine konuğumuz olmak isteriz. İnşallah. Orada başarıları da size aktarırız. Burada bir güzel gelip konuşuruz ve yani spor severlerin herkese duyurmak istiyoruz. Son sözlerimi söyledim ama birkaç kelime daha söyleyeyim de bitsin. Şimdi biraz önce her şeyi bahsettik de hep bu yani dış temas noktasında ülkemizin bu hale daha bir çözüm noktasındaki gerçeği, yani siyaset değil aslında, bu yaşamımızın bir gerçeğidir. Yani şu an biz tanınmamış bir ülke noktasında gelip tıkanıp kalıyoruz. Evet. Yani en küçük bir ülke, yani 100 kişiden oluşsa nüfusu, bu fırsatı vardır Avrupa Şampiyonası'na gitsin. Bu fırsatı vardır Balkan, Akdeniz. Gider gitmez o ayrı ama o şansı var. Başarılı olur olmaz ama bir hedefi vardır. Hı-hı. Yani aslında her şey oraya gelip takılıyor. Yani o da bir temenni olarak, inşallah bir tanınmış ülke noktasında, bir çözümün olduğu noktada bu fırsatları biz de sporcularımız da buluruz diye bir temennide bulunayım. Evet, bir ışık var hocam. İnşallah devam eder. İnşallah. Konusunda. İnşallah. Temennimiz o. Evet, teşekkür çok teşekkür ederiz. Ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Girin kalktınız. Buralara kadar geldiniz. Bizi kırmadınız. Biz mutlu olduk. Sesimizi duyurmak yani istiyorduk. Yani aslında zaten ülkemizin çıkma sokağı gibi ama en güzel beldelerinden birine bugün tekrar geldik. Evet. Bu anlamda Lefke'mizi, Lefke özelinde Lefke Avrupa Üniversitesi'ni tekrardan teşekkürlerle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet başkanım, teşekkürler. Ziya hocam, teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Bu haftaki konuklarımız Girne Spor Birliği Başkanı Ahmet Hocam ve Ziya Hocam'dı, As Başkanı. Haftaya bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.